Yaşam'dan herkese iyi hafta sonları. Sayın seyirciler eğitim ve yaşam başlıyor. Sevgili seyirciler, bugün eğitim ve yaşamı farklı bir açıdan ekranlarınıza getiriyoruz. Bir Dünya Üniversitesi diyen Fatih Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Sayın Şerif Ali Tekalan bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Mersi. E, şimdi Bir Dünya Üniversitesi'yiz diyen Fatih Üniversitesi'nin neden aslında Bir Dünya Üniversitesi olduğunu sizin ağzınızdan dinleyeceğiz. Çünkü çok e, farklı kollarda e, görevleriniz var. Uluslararası Üniversiteler Birliği Başkanısınız. E, gazeteciler ve... Ve yazarlar cemiyeti genel sekreterisiniz aynı zamanda vakfı Türkçü vakfı e, genel sekreterisiniz ve Türkçe olimpiyatlarının tertip komitesindesiniz. Şimdi e, bunları hepsi hepsini birleştirdiğimizde e, bir dünya üniversitesi çıkıyor tabii ortaya. Evet, doğal olarak neler anlatacaksınız bununla ilgili bize? Tabii e, bu benim içinde bulunduğum kuruluşların hepsi hakikaten bir dünya evet, üniversitesinde evet. olması gereken özellikler. Yani bir taraftan e, uluslararasılaşma denilen e, yüksek öğretimdeki dünyanın çok değişik yerleriyle ilişkileri, çok değişik üniversiteleriyle ilişkileri olması. Bu bir üniversite için olmaz, olmaz. Özellikle günümüzde. Bundan dolayı zaten bu Erasmus projeleri, değişim projeleri, üniversitelerin birbirleriyle ilişkileri çok önemli. Aynı şekilde Gazeteciler Yazarlar Vakfı'ndaki faaliyetler, sivil toplum kuruluşu bu. Bu çerçevede Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde olan değişik konular, çevre konularından tutun, hukuk konularından tutun, insan haklarından tutun, aklınıza gelebilecek olan insanı ilgilendiren her konunun konuşulduğu, işte abant platformlarıyla da duyuyorsunuz bu konuşmaları, görüşmeleri. Aynı zamanda Türkçe Olimpiyatlar Uluslararası bir evet. hareket ve uluslararası yine bir faaliyetin yapıldığı platform. Dolayısıyla... Fatih Üniversitesi de uluslararası üniversite olduğuna göre, evet. hepsi e, uluslararası direkt insanı ilgilendiren ve günümüz insanını ilgilendiren ama iyi yönüyle, güzel yönüyle ilgilendiren faaliyetler. Tabii üniversitemizde de 1400'e yakın, 100'den fazla ülkeden öğrenci olduğundan, işte eğitim dilimiz İngilizce ama İngilizce'nin yanında tabii ki Türkçe, Fransızca, Almanca, Rusça, Çince, İspanyolca da olduğundan dolayı kampüsümüz tam ille de bir öğrencinin yurt dışına gidip göreceği e, yurt dışındaki bir üniversite değil, tam da aradığı e, Türkiye'nin içindeki uluslararası bir üniversite. Bundan dolayı uluslararası üniversiteyiz ve faaliyetlerimiz o anlamda. Yani üniversite uluslararası ama siz de bir dünya vatandaşısınız aynı zamanda değil mi? Tabii şimdi? artık sadece ben değil de e, geldi günümüzde hemen herkes bir şekilde dünya vatandaşı. Yani hı hı. yurt dışına çıkmasa da internete giriyor, dünyanın her yerine dolaşıyor dil biliyorsa dünyada neler gereyan ediyor bunları görüyor. Yani ister istemez insanlar global olma durumunda olmuş oldu. Buna de facto diyorlar yani e, her haliyle bir şekilde olmuş oluyor. ama bu biraz da farklı ülkelere gidilme durumu falan olursa oraları görme, oralardaki insanlarla diyalog o zaman hemen herkes bir şekilde az veya çok dünya insanı Dünya vatandaşı. Ama Tabii ki siz bir vatandaşı de, olmasıyla bu noktaya geliniyor. Gerçekleştirmişsiniz. Şimdi e, sevgili seyirciler önümde e, hocamın yayınlamış olduğu hem bir e, gizemli pasifik kitabı var. Kendi diliniz le yazmışsınız bunu okudum hocam çok keyifli herkese bir kere tavsiye ediyorum arkadaşlarımızdan da rica edelim sizin gözünüzle gezdiğiniz bu ülkelerde eğitimi mi değerlendirmek istersiniz hocam e, oradan mı başlayalım şimdi ne tabii dersiniz? şimdi tabii o gizemli Pasifik kitabı onlar notlar yani benim evet. o ülkelerde gördüğüm özellikler çok güzellikler evet. oralarda açılan Türk okullarındaki Türk öğretmenlerinin gençlerin oralarda okuyan, oralardaki üniversitelerde okuyan Türk gençlerinin hı hı. ilk gidişlerdeki hatıraları. Ama onların resimleri de buradaki iki arada bir deredeki Pasifik ülkelerinde görülen evet. e, hadiseler. Yani tabii bunun şu özelliği var. Ee, sadece Türkiye'de hayat yok. Dünyanın her yerinde hayat var. Hı hı. Sadece Türkiye'de insan yok. Dünyanın her yerinde insan var. Kültürleri, dinleri, dilleri farklı da olsa İnsanlarla bir araya gelindiğinde aslında ortak özellikler hemen her yerde aynı. Yani Hı -hı. insan olma ortak paydasından hareket etme durumunda olunca dil, dil, dil din, ırk, renk bunlar o kadar önemli değil. İnsan olma ortak faydası. Bundan sonra diğerleri gelmiş oluyor. Bunu hemen her yerde görüyorsunuz. Böyle kaç tane ülkeden albüm yaptınız hocam? Bu şekilde beş tane albüm var ama tabii hı hı. vakit buldukça bunların arkası gelecek. Artık sayı kaça kadar gider bilemiyorum. Çünkü her bir ülkenin çok değişik güzellikleri var. Değişik evet. manzaraları var. Bildiğiniz gibi fotoğrafçıyı daha çok çeken hadiselerden birisi klasik. Herkesin alıştığı bir görüntü değildir de, herkesin nadir gördüğü görüntüler, e bunların da her birisi bir bakıma böyle. Yani paylaşılan, işte o ülkelerde de böyle giyiniliyor, o ülkelerde böyle yaşanıyor, o ülkelerde çamaşır böyle yıkanıyor. İşte bunlar... Paylaşımı gösteren bir bakıma farklı çalışmalar olarak değerlendirilebilir. Tabii bu gözle de bakıldığında buradan üniversiteye mutlaka bir takım şeyler de getiriyorsunuz değil e, mi? Tabii bu gerek yurt dışındaki bu tip manzaraların görülmesi, Hı -hı. gerek yurt dışındaki değişik insanlarla görüşme, oralardaki adetler, kültürler bunu siz çalıştığınız kuruma da getiriyorsunuz. Evet. Çalıştığınız kurumdaki insanlarla da paylaşıyorsunuz. Güzel yanlarını pratiğe geçiriyorsunuz. Eğer bir sanayici giderse onun göreceği yerler daha çok fabrikalar. Bunların satış yerlerini tekim bazen bir iş adamlarıyla gidiyoruz. Bunlar hakikaten bu tip yerlere gidiyorlar. Döndükten sonra da ona göre o tarafa insanları gönderiyorlar veya yöneliyorlar. E biz de gidince üniversiteleri ziyaret ediyoruz tabii Hı -hı. ki. O üniversitelerle bilgi alışverişlerimiz oluyor. Daha sonra onları davet ediyoruz. Biz oraya gönderiyoruz. Mesela önümüzdeki haftanın sonunda 31 Mayıs'ta uluslararası yüksek öğretimde yeni gelişmeler kongremiz var. Hı -hı. Burada inovasyon girişimciliği tartışacağız. Bugün sabah arkadaşlarımızla toplantımız vardı aşağı yukarı 30 ülkeden 300'e yakın %80'i rektör olan bir toplantı gerçekleştireceğiz. Burada onların tecrübelerini dinleyeceğiz. Kendi tecrübelerimizi aktaracağız. Daha sonra bunları kitap haline getireceğiz. İnternet sitemizde, web sitemizde yayınlayacağız. Yani üniversitelerde ne demek inovasyon? Girişimcilik ne demek? Daha sonra girişimci insanların belki de akşam gala yemeğinde örneklerini dinleyeceğiz. O insanlar dinleyecek bunları. Böylece karşılıklı alışveriş olmuş olacak. İşte bunlar da bir kaplar usulü geçişler bir bakıma. Evet. Yani sanayici fabrikayı görürken, pazarı görürken tabii ki biz de eğitimi görüyoruz. Sadece üniversiteler değil, oralarda açılan Türk okullarında görüyoruz. Onların yapmış olduğu çalışmaları dinliyoruz, başarılarını dinliyoruz. Daha sonra bunlarla gururlanıyoruz. Bizim verebileceğimiz şey varsa, söyleyebileceğimiz şey varsa, üniversite olarak ki eğitim fakültemiz var. Ve söylüyoruz da bunları. O insanlar da geliyorlar belli zaman dilimlerinde. Bizim eğitim fakültemizdeki öğretmen arkadaş, öğretim üyesi arkadaşlarımızla bir araya geliyorlar. Değişik konular tartışıyorlar. Ve sadece ülkemize değil dünyanın her yerine faydalı evet. olmaya çalışıyoruz. Peki e, hocam e, sizi bu ülkelerin içinde en çok etkileyen, en çok sizde iz bırakan hangisidir? Bu tabii klasik bir soru. Evet. E, şu yönüyle klasik bir soru. İşte şu kadar yer görüldü. En çok nereyi sevdiniz? Benim şahsen geldiğim nokta şu. Eskiden şöyle denirdi bildiğiniz gibi bir insan yurt dışına gidince evet A, B, C şu ülkeler güzel ama Türkiye farklı. Şu şehirler çok güzel ama İstanbul farklı. Doğru, farklı tabii ki. Ama benim şahsen geldiğim nokta her ülke özel, her insan özel ve güzel. Yani bunu çok samimi inanarak söylüyorum. Yani. İşte şu ülkeye gittim mesela. Şurası bile diyemiyorum. Sanki orası buraya göre daha düşük gibi görünebilir. Dolayısıyla her ülkenin kendine göre özellikleri var. Bir ülkeye gidiyorsunuz. Her taraf çöl gibi. Ama onlar da kendilerine göre çöl safari'si yapıyorlar. Çölün ortasında Hı -hı. çadırlar kuruyorlar. Size yemek veriyorlar. Mesela o ülkenin insanlarından birisiyle bir arkadaşımız bir yurt dışında bir yere gittik diye. Ya bu ülke güzel ama çölü yok bu ülkenin. Yani şimdi bizim gibi İstanbul'da yaşayan bir insan da kendine göre ne der başka bir ülke? Evet bu ülke güzel ama boğaz yok veya işte deniz, deniz yok diyebilir mi? ama hı hı. o ülkelerinde kendilerine göre güzellikleri var. Kendilerine göre değişik hobi alanlarını bulmuşlar. Oralara gidiyorlar. Hı hı. Çöl safarisi yapıyorlar. Araçlarla çok daha farklı yerlere giriyorlar. Bize göre çok farklı gelebilir ama onlar da bunları seviyorlar. Dolayısıyla... O soruya benim şu ülke diyebileceğim bir cevap yoktu. Yok. Her ülke özel, her ülke güzel. Ve tanıyabildiğim kadarıyla da dini, dili, rengi, düşüncesi ne olursa olsun ülkemizde dahil hı hı. her insan özel, her insan güzel diyorum. Ve bunu inanarak söylüyorum. Çünkü yaşadığım o kadar misal var ki. Yani bu insanların statüleri farklı olabilir, düşünceleri, eğitimleri farklı olabilir ama Allah'ın insanı çok özel yaratmış, çok güzel yaratmış. Bunun için şöyle güzel bir şey söylenir. Özellikle el yazmaları çok değerlidir. Ve bunlar evet. tektir. Hı hı. Bir ikincisi yoktur bunların. Aynen bunun gibi her insan da aynen özel yaratılıştadır. Duyguları farklıdır, düşünceleri, kabiliyet, kapasiteleri. Bir insan çok güzel resim yapamaz ama bakarsanız hı hı. çok güzel sesi vardır. Bir insan şarkı söyleyemez ama çok daha farklı kabiliyetleri vardır. Dolayısıyla... İnsanlara bakışta belki böyle olmalı. Öyle bakınca dünyanın her yerindeki insanlar da seviyorsunuz, ülkelerini de seviyorsunuz. Ama bunlar zaman içinde tecrübeyle ülkeler görülünce, insanlarla diyalog kurulunca o noktaya geliyor. Sadece orada değil, ülkemizde de aynı şeyleri görüyoruz. Maalesef ötekileştirme dediğimiz, Maalesef, evet. insanın kendisi gibi düşünmeyen insanlara karşı bir ötekileştirme. Kendi grubundan olmayan, kendi düşüncesinden, kendi felsefesinden bir ötekileştirme. İşte şu anda da bizim belki de çektiğimiz en büyük sıkıntılardan birisi Maalesef. bu. Yani evet. alevi Kürdü, Doğulusu, Batılısı. Hı hı. Yani bunlar bir şey değil ki ben ne diyorum dünyanın ülkeleri. O zaman kendi ülkemde ben bölgeleri niye ayırayım Ülke ki? Ülke olarak biraz böyle yumuşak başlılığımızı kaybettik mi son zamanlarda ne dersiniz? Hı hı. Birazcık kaybetmiş durumdayız. Evet. Aynen o dediğiniz ve yaptığınız tespit çok doğru. Çünkü evet. Salvador'a Salvador gidiyorsunuz, insanlar hakikaten yumuşak başlıyor. Evet, biz de yok Panama'ya gidiyorsunuz, evet. Nijera'ya gidiyorsunuz ama bizde neyse bir gerginlik oluştu. Bizim evet. kültürümüzde olmayan bir hadis aslında evet. bu. Ve demin söylediğimiz, söylemeye çalıştığımız konular bizim kültürümüzde var olan konular. Aslında bizim örf annelerimizde hani de, de, de bunlar var. Başkaları da bunlara örnek almış. Almıştı. Ama ben şahsen evet. Son senelerde yeniden bunlara doğru bir dönüşün başladığını görüyorum. Yani artık ötekileştirmeme, karşıdaki insanın duygu düşüncesi ne olursa olsun onu da kabul edebilme. Bunlar çok önemli ve öyle tahmin ediyorum ki belki de bizim şu anda içinde bulunduğumuz problem olarak gördüğümüz hadiseleri de biz ancak böyle aşabiliriz. Yani diyalogla aşabiliriz. Herkesi kendi konumunda kabul ederek aşabiliriz. Ve daha sonra da buna hoşgörü filan da demiyorum ben. Kendi konumunda kabul etmeyle gelebilir bunlar. Hı hı. Ve buna doğru bir gidiş de var Allah'a şükür. İşte çok değişik yerlerde bunların toplantıları yapılıyor. aban toplantıları bunun bir misalidir. İşte efendim değerler toplantısı, değerlerimizi yeniden anlama toplantısı. Bu şu anlama gelmiyor. Dünyadan çekilelim de biz illa sadece kendi kültürümüz. Tabii kendi kültürümüzü bileceğiz ama farklı kültürlerde de güzellikler varsa bunları da almam. Kendimizdeki güzellikleri de bunlara verme. Tabii bunların aynı zamanda eğitimde de verilmesi gerekiyor. Yani diyalog derslerinin belki ana okulundan başlayarak üniversitenin sonuna kadar da verilmesi gerekiyor. Arkadaşlar artık dünya küreselleşmeye başladı. Biz her çeşit insanla mailleşebilirsiniz, tweet atabilirsiniz, konuşabilirsiniz ulaşım vasıtalarında gelişmesiyle. Ha böyle olunca herkesi kendi konumunda kabul etmeyi öğrenin. Ee, karşınızdaki insan yüzde yüz haksızsa bile illa bağırarak konuşmayı öğrenin. Kavga etmeden konuşarak meselelerinizi çözmeyi öğrenin şeklindeki eğitimle verilebilirse bu değerler o zaman geleceğin dünya savaşsız bir dünya olur. İnşallah. Ve ha. insanla bizim belki neslimize bırakacağımız, bizden sonraki gençlere bırakabileceğimiz en güzel miras da bu olur. Yani kavgasız bir dünya, barışın hakim olduğu bir dünya. Bunlar hiçbir zaman bir hayal falan değil. Yaşanmış böyle devirler. Bizim kültürümüzde de yaşanmış. Yaşandı, yani. Ve biz herhangi bir yere giderken ecdadımız ille de bunları bizleştireceğiz şeklinde düşünmemiş. Hı -hı. Hristiyan Hristiyan olarak kalmış. Yahudi Yahudi olarak kalmış. Kendi milletiyle kalmış. Kimse Ama dinine, dinine, belli diyaloglar, evet. belli köprüler evet. kurulmuş. Ama başka ülkelerin yaptığı gibi yapmamışız biz hiçbir zaman. Yani geleceksiniz illa bu dini kabul edeceksiniz. İlla bu kültür içinde olacaksınız denilmemiş. Ve evet. bundan sonra da bu şekilde gidilirse eğer o zaman hakikaten geleceğin dünyası bir barış dünyası olur diye düşünüyorum. Ve yüzde evet. yüz inanıyorum ben böyle olacağına. Hani güzel bir laf var. Bir çiçekle bahar gelmez ama her bahar bir çiçekle başlar. Evet. Yani herkes kendi çapında bu işin gayretleri içinde olursa daha sonra bunlar birleşerek hep birlikte Öyle tahmin ediyorum bu genel tabloyu meydana getirebiliriz. Yakalayacağız getirebilir. mı hocam evet. Bunlar, gece, bak, inşallah. o uşak başlığı? Bunlar küçük logolar gibi. O logolar yerleştirilince hakikaten Hı. bir barış dünyası meydana gelebilir ama ben tabii mutlaka herkes kendisine düşeni orada. Hani, zorunda. E, şu seviyeden başlamasının çok doğru olduğunu düşünüyorum. Yani ilk öğretim seviyesinden bu değerler eğitimini tekrar vermeye başlamalıyız değil mi? Ne Bunu örnekleriyle vermek gerekiyor ve e, karşıdakilerin anlayış seviyesiyle vermek gerekiyor. Hmm. anaokulu, ilk öğretim, hmm. daha sonra orta öğretim, üniversite o seviyelerde örneklerle verilme, hmm. örneklerinin gösterilmesi, anlatılması hem teorinin hem pratiğinin öyle tahmin ediyorum o bittikten sonra insanlar birbirlerine daha rahat anlar hale gelirler. Hmm. Bundan dolayı tabii üniversitelerin rolü fonksiyonu çok Kesinlikle. önemli yani evet. bizim üniversitemizde işte yüzden fazla ülkeden insan var. Ve biz Türkiye'deki öğrencilerimize diyoruz ki bunların her birisiyle arkadaş olun. İlle kendi sınıfınızda, kendi bölümünüzde olma mecburiyeti yok. Her birisiyle senefüslerde konuşun, kantinde konuşun, kulüplerde konuşun, tanışın ki bitirdiğiniz zaman üniversiteyi giderken Hı -hı. sizin portföyünüzde bu kadar arkadaşınız olsun, bu kadar ülkeden. Ha Zaten oralarda o konuşmalar, görüşmeler olunca o zaman ötekileştirme biraz daha az olur. Ee, ve bunun da devamı gelir değişik şekillerde. Dolayısıyla diğer üniversitelerde bunu yaparsa, yurt dışındakiler de bu çerçevede eğer davranırlarsa öyle tahmin ediyorum zaten karar vericiler kendi ülkelerinde bunlar olduklarından dolayı herhangi bir problem karşısında birdenbire derhal savaşa girelim değil de evet. bir oturup şu işleri bir konuşsak bir durumuna gelebilirler. Peki siz Türkiye'de böyle e, Türkiye'deki vakıf üniversiteleriyle birleşip bu konuda bir çalışma yapmayı düşünüyor bu musunuz? Vakıf üniversiteleri zaten e, rektörleri de bir araya geliyor. Şimdi Hı -hı. sadece vakıf üniversiteleri değil. Aynı şehirde bulunan rektörler de bir araya gelmeye başladı ve birbirlerinden demin söylediğim bileşik kaplar o Değişik konuları almaya başladılar. Hı hı. Evet bizde şu laboratuvarlar var. Açık size gelin buyurun denilmeye başlandı. Efendim biz şunları şu şekilde yapıyoruz şeklinde konuşmalar. Sonra her bir üniversitenin yaptığı aktiviteye diğer rektörler de geliyor, hocalar da geliyor. Dolayısıyla genel anlamda böyle bir güzel gidişte var. Yani Çok tamamen güzel. yok demek haksızlık olur. Peki. Bunların devamı tabii çok önemli. Evet. İnşallah devamı da gelir. Bu arada e, öğrencilerimize de bir duyuru yapalım buradan. Sizin e, tıp fakültenizle ilgili Ankara'daydı. İstanbul'a taşıdınız bunu. Bu sene onu İstanbul'a taşıdık. Kampüsümüzde öğrenciler öğretim görecekler. Hı -hı. E, kampüsümüzde tüm imkanlar olduğu için kulüpler, kafeterya, yurtlar. Dolayısıyla bunların hepsinden onlar da istifade etmiş olacaklar. Hı -hı. Daha sonra stajlara bizim Dragos'taki hastanemizi eski adıyla Sema Hastanesi olan hastanemize gitmiş olacaklar. Dolayısıyla bir dünya markasının tıp fakültesi de İstanbul'da İstanbul. böylece devam etmiş olacak inşallah. Evet. Peki bir de güzel sanatlar ve mimarlık da açılıyor bu güzel yıl. Güzel sanatlar kadirine. mimarlık da bu yıl açılacak inşallah. Öğrenci alacağız. konservatuvarımız açılmış oldu. Konservatuvarımıza da yine hakikaten müziğe ilgi duyan öğrencilerimizi seçmeyle alıyoruz. Hocalarımız da bu yönüyle tamam. Dolayısıyla güzel sanatların, mimarlığın, işte ilahiyat fakültesi, hukuk fakültesi, sosyal bilimler olduğu tam bir kampüs halindeyiz. Tabii ki mühendislik bilimleri, fen bilimleri de tıp fakültesiyle eşleşince böylece öğrencilerin karşılıklı etkileşimleri de birbirleriyle tanışmaları, çok farklı bölümlerdeki öğrencilerin birbirleriyle görüşmeleri de güzel bir kampüsün olmazsa olmazlarından. Peki bu iki arada bir derece albümlerinin e konseptinin dışında başka bir konsept, konsept var mı? Konsept derken yani, e, tabii bu ismi fotoğraf %100. sanatçısı bir arkadaşım hı hı. E, Profesör Adnan Ataç'la konuşurken ne koysak ilkinin adını ki ilki budur. Evet. E, siz dedi fotoğrafları bizim fotoğrafçıların yaptığı gibi hı hı. efendim işte güneşin şu şekilde gelmesi, şu pozisyonlarda yakalama, insanlar şuralardan geçerken bunları çekme şeklinde değil de siz tabii İşiniz esnasında giderken yakalayabildiğiniz pozları çekiyorsunuz. Onun için sizin albümünüz hakikaten gerçekten iki arada bir derede oluyor deyince bu isim çok güzel dedik biz de. Hı hı. Çünkü fotoğraf çekmek için hakikaten uygun zamanı beklemek lazım. Uygun mekanı evet. bulmak lazım. Uygun pozisyonları bulmak lazım. Bunu yapabilmek için de zaman ayırmak gerekiyor. Ki benim gittiğim yerlerde bu zamanı ben her zaman yakalayamıyorum. Onun için de bulabildiğim uygun e, fotoğrafları çekiyorum. Ama bunları da insanlarla paylaşmak için... Bu şekilde bir düşüncemiz doğmuş oldu. Hı hı. Böylece beş tane albüm çıkmış oldu hemen derhal. De Zaten bunları sergilerinde yapıyoruz. Ne Aynı zaman zaman bunlar, nerede iz, gelebiliriz, görebiliriz, iz, görmek isteyen izleyici. Bizim üniversitemizde değişik aktiviteler olduğu zaman ekseriya bu sergileri de koyuyordu bir tarafa. O zamanlar görebilirsiniz bizim değişik aktiviteler. Peki olduğu bu zamanda, kitapları herhangi bir şekilde satışa sunmayı düşünüyor yok, musunuz hayır. hocam? Bunları satış için yapmadık. Bunları hmm. tanıdık dostlarımıza verme yönüyle bu şekilde belli adetlerde bastırdık. Lazım olunca bitince tekrar yeniden bastırıyoruz. Böyle bir şey düşünmedim ben yani bunları satayım da para kazanalım. Hayır. Veya evet. bu paraları bir yerlere verelim eğitim için falan. Belki o düşünülebilir ileride. Evet. Çünkü belki de e, evet. merak edip bunları görmek isteyen evet, izleyicilerimiz belki varsa, varsa maalesef şey yok. Belki düşünülebilir Bunun <laughs> bir gelirleri de bir ihtiyacı olan yerlere verilir. Evet. O şekilde kullanılabilir belki de. Ama o tarafını pek fazla düşünmedik şimdilik. Peki bu ülkeleri gezdiniz. Biraz da eğitimle ilgili isterseniz konuşalım. Nasıl oradaki eğitimle buradaki eğitimi hani şöyle biraz Şimdi tabii Ülkeden ülkeye değişiyor bu. Özellikle Afrika ülkelerinde hakikaten hemen her şeye ihtiyaçları var insanların. Evet. Sağlığa başta tabii ihtiyaçlar var. Eğitim hemen ikinci sırada geliyor. Her seviyede eğitime ihtiyaçları var. <laughs> Aynı şey tabii e, Orta Asya ülkelerinde de geçerli. Çok güzel üniversiteler de var. Pasifik ülkelerinde de çok güzel üniversiteler var. Mesela e, geçen ay Riyad'da bir üniversite kongresindeydik. Daha doğrusu üniversite fuarındaydık. Aynı zamanda kongrede olmuş oldu. Riyad'daki değişik üniversiteleri ziyaret ettik. Gerek öğretim üyesi gerekse imkanları yönelik çok güzel üniversiteler var. Hı hı. Dolayısıyla bizim öğretim üyelerimizin, öğrencilerimizin de gidebileceği üniversiteler. Oralardan da gelebilecek öğretim üyesi, öğrenciler var. Anlaşmalar da yaptık onlarla. Değişik üniversitelerle anlaşmamız var zaten Fatih Üniversitesi olarak. Hı hı. 160'dan fazla üniversiteyle anlaşmamız var. Öğretim üyeleri bize gelebilir. Öğrenciler gelebilir. E, tabii bu ülkeden ülkeye değişiyor. Amerika'daki üniversiteler tabii bu yönüyle daha farklı hı hı. örnek alınabilecek yanları var. Avrupa'daki üniversiteler yine hakeza öyle. Dolayısıyla zaman içinde bu geliş gidişler daha da artacak. ve Dolayısıyla Birleşik Kaplar Resulü artık belli noktaya gelmeleri gerekiyor üniversitelerinde. Bir i̇nsan olarak her birisi üzerinde bizim de vazifemiz var. Yani o ülkelere, ihtiyacı olan ülkelere gitmeliyiz. Aynı sağlık taramalarında doktorların gittiği gibi oralarda kalmalıyız. O öğrencilerle beraber olmalıyız ki şu anda öğretim verilerimize gitmeye başladılar. Peki. Mesela hı hı. bizim üniversitemizden Nijerya'da e, Abuja'da açılan Nil Üniversitesi'ne Türkiye müteşebbisleri tarafından açılmıştı. Öğretim üyelerimiz düzenli gidiyor hemen her branştan ve oradaki öğrencilere ders veriyorlar. Öğretim üyeleriyle beraber oluyorlar. Oradaki diğer devlet üniversitelerine de gidiyorlar. Bu şekilde biz başlatmış olduk Fatih Üniversitesi olarak bunu. Ben de tam bunu soracaktım evet. hocam. Siz orada tekrar bir, bir Fatih Üniversitesi kurma Düşünceniz var mı? Yok. oralardaki üniversitelerin adları değişik. İşte Abuçadaki üniversite Nil Üniversitesi. Bizim Fatih Üniversitesi olarak öyle bir niyetimiz yok. Zaten kuruluyor bunlar. Evet. Biz kendi içimizde tabii gelişmeye de çalışıyoruz ve kendi branşlarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. O üniversiteler, de aynı üniversite ama kardeş üniversiteler var. Orta Asya'da yine Türk müteşebbislerince kurulmuş üniversiteler var. Beş ülkede Balkan ülkelerinde var. Kuzey Irak Erbil'de var, Işık Üniversitesi mesela çok güzel bir üniversite. Kamboçya'da var, geçen sene açılışı yapıldı, Zaman Üniversitesi. Hı -hı. Onun dışında Amerika üstünde yine Türkler tarafından açılan e, North Amerika Üniversitesi var. Bunların Erbil'si hakikaten güzel üniversiteler ve güzel noktalara geliyor. Bunların hepsiyle de bizim diyaloglarımız var. Hı -hı. Hocalarımızı gönderiyoruz, onların rektörleri sıklıkla geliyoruz bilgi görüş alışverişlerinde bulunuyor. Siz yedi kıta, devam yedi ediyoruz. rengi de çok kolay yapıyorsunuz tabii artık. Değil mi? o artık bizim açımızdan kültür festivali. Işte bir seferinde yedi kıta yedi renk yapıyoruz. Bir tarafın bir seferinde de Dünya Kupası tertip ediliyor. Hı hı. Ne anlamda? işte yüzden fazla ülke olunca tabii evet. gerçekten Dünya Kupası olmuş oluyor. Gerçekten öyle. 16 17 takım çıkabiliyor onların içinden. Hı hı. Bazen 1 iki oyuncu belki başka ülkelerden alıyor ama gerçekten Dünya Kupası oluyor. ...ve e, kıran kırana bir mücadele oluyor. Farklı, renkli bir mücadele. Öğrencilerin de sevdiği bir e, aktivite olmuş oluyor derslerinin yanında. nasıl yanımda. böyle üniversite içinde öğrencilerin kaynaşmasını? Öğrencilerin kaynaşması çok güzel bizim görebildiğimiz kadarıyla. Birbirleriyle görüşmeleri, konuşmaları, tanışmaları. Onun dışında birbirleriyle arkadaş olmalar tabii çok Hı -hı. güzel. Geçenlerde bir misafirimiz vardı yurt dışında. Nijer'den bir Milli Eğitim Bakanı vardı... Yemeğe giderken kampüsün tabii içinden öğrencilerin kantinlerinin içinden geçiyoruz. Hı hı. Baktık bir Afrika kökenli öğrenci Pasifik bir öğrenciyle konuşuyor. Hı. Hem Türkçe biliyorlar hem İngilizce. Siz hangi dili konuşuyorsunuz dedik. Hem Türkçe konuşuyoruz hem İngilizce konuşuyoruz dediler. Harika. Bizimle Türkçe, hoca gelen misafirimizle İngilizce konuştular. Dolayısıyla bu güzellikle her zaman görebiliyorsunuz. Yani hı. seneler önce bizim yurt dışında İngiltere'de Amerika'da alıştığımız... Dünyanın çok değişik yerlerinden gelen farklı renklerdeki öğrencileri biz artık kendi ülkemizde kendi üniversitemizde görür olduk. Bunlar hakikaten gurur verici şeyler. Ve hemen her günde dünyanın çok değişik yerlerinden asgari 8-10 misafir grubu geliyor. Bunlar bazen üniversitelerden, bazen iş çevrelerinden, bazen bürokrasiden geliyor. Ve bu şekilde bunlarla misafirlikler daha doğrusu karşılıklı görüşmelerimiz, misafir etmelerimiz, sonra da bizim o ülkelere gitmelerimiz aynı şekilde devam ediyor. Evet şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz hocam. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden hızlıyla devam hmm. edeceğiz sevgili seyirciler. Kısa bir reklam arası. Evet sevgili seyirciler eğitim ve yaşama kaldığı yerden devam ediyoruz. Fatih Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Şerif Ali Tekalan'la birlikte. Hocam şimdi şu mezuniyet törenlerine gelmek istiyorum. Üniversiteler mezuniyet törenlerine ayrı bir önem gösteriyorlar değil mi? Tabii 1976'ta 1976'da ben Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdim. O zamanlar üniversiteler böyle bir şey yapmıyordu. Evet. Hiç kimse hayırlı olsun filan da demiyordu. Yani siz diplomanızı alıp gidiyordunuz. Herhalde bunlar 1980'den sonra başladı bu tip mezuniyet törenlerini tertip etme üniversiteler tarafından. Ve bana göre de iyi oldu, güzel de bir şey oldu. Neden dolayı? Çünkü öğrenciler böylece aidiyet hissetmiş oluyorlar kendi üniversitelerine karşı. Daha sonra da evet üniversiteyi bitirdik, ailesinin haberi olmuş oluyor kendilerinin ve farklı bir e, duygu yaşanmış oluyor. Tabii her üniversite kendisine göre de bunu değişik şekillerde yapıyor, hı hı. renkli oluyor, güzel oluyor, aileler, kardeşleri falan da geldiğinden dolayı insanlara ayrı bir moral veriyor. Evet. Ee, biz de bu çerçevede. Siz ne gibi hazırlıklar yaptınız bu yıl? 1 Haziranda e, Ataköy'deki Sinan Erdem Kapalı Spor Salonunda yapacağız çünkü daha önce Haliç Kongre Merkezinde yapıyorduk ve bir seferde tamamlayamıyor idik. Kaç üç, öğrenci mezun sefer, oluyor hocam? 2500'e yakın öğrencimiz mezun olacak. Hı. Öyle olunca tabii fakülte fakülte yapıyor idik orada. Hı hı. O da bizim açımızdan zor oluyordu. Sinan Erdem gibi kapalı spor salonlarında daha rahat oluyor. Tabii bir seferde mezuniyet töreni yapılmış oluyor. Bu sene e, mezuniyet törenimizin hakikaten güzel yanları var. Sürpriz yanları diyebileceğimiz yanları var. E, onlardan birisi bir gün önce bizim 31'inde başlayan Uluslararası bir kongremiz var. Hı hı. Aşağı yukarı 80'e yakın rektörün katıldığı bir kongre ve rektörlere haber gönderdik. Buraya mutlaka giysilerinizle birlikte gelin. Yani mezuniyet törenlerinde giydiğiniz giysilerle. Hı hı. Onlar için de yer ayırdık. Spor salonunda. Tabii ikinci özellikle Türkçe olimpiyatları başlamış oldu. Evet. Dünden itibaren. Onun basın toplantısını da yapmış olduk. Atatürk Olimpiyat stadında. Ee, biz özel rica ettik arkadaşlarımıza. Ee, Türk Olimpiyatlar için gelen öğrencilerden bir 5-6 tanesini de bizim mezuniyet programımızın aralarına serpiştirmiş oldu. Böylece ilk defa Türkiye Olimpiyatlarının ilk gösterileri bizim mezuniyet töreninde Yapacak. de seyredilmiş hı hı. ve dinlenilmiş olacak. Tabii e, spor salonu da ona göre dizayn edilmiş oldu. Hı hı. Gerek ortası gerekse değişik taraflar çünkü bizden sonra da Türk Olimpiyatları e, kullanacağı için Hı -hı. salonu ilk gün biz kullanmış olacağız. Dolayısıyla çok renkli bir görüntü e, evet. içinde olmuş olacak törenimiz. Hem yurt dışından gelen misafirlerimiz açısından ülkemizde bu şekildeki bir mezuniyet törenini görmüş olacaklar. Evet. Ülkemiz adına çok güzel bir deneyim yaşamış evet. değil mi? Hem o üniversitemiz arada. adına hem ülkemiz adına Hı -hı. güzel bir prestij olacak. Aynı zamanda. Türkiye'den katılan veliler, öğrenciler, öğretmenler, misafirlerimiz de yurt dışından gelen bu kadar insanı birlikte görmüş olacaklar. Hı hı. Dolayısıyla coşkulu, sevinçli bir mezuniyet töreni olacak. İnşallah kazası belası oldu, atlatıldı. Bizim açımızdan da tabii bugünler hakikaten bir taraftan heyecanla bekleniyor. Hı hı. Bir taraftan da durmadan acaba eksik tarafımız var mı? A planı, B planı, C planı onları durmadan hemen her gün konuşuyoruz bunları da. Peki yani çok kısaca toparlamak gerekirse şimdi tabii ki Haziran ayı ülkede yatsınamaz bir gerçek. Maalesef sınav ayı biliyorsunuz öğrencilerimiz de hazırlanıyorlar. Şu anda zaten finaldeler öğrencilerimizin hepsi. 30'un önümüzdeki hafta bitmiş olacak sınavlara. Çocuklar başka bir şey düşünemiyor şu anda. E, sadece bu onlar. üniversite öğrencileri için. Bir evet. de üniversiteye hazırlanan tabii, öğrenciler tabii, var. Aynen öyle. Onlar üniversite. için e, siz ne, neler söylemek istersiniz? Onlar Sınava için... hazırlanacak, üniversite seçecek öğrenciler için nasıl e, tercih yapacak Üniversiteyi seçerken nelere dikkat edecekler? Böyle ben küçük hemen küçük tiyolarınız var mı onlar için? Her yıl aşağı yukarı bu soruyla ilgili şunu söylüyorum ve inanarak söylüyorum. Bu senede değişen bir şey değil bu. Yani bir, eğer istediğiniz bir bölüme giremezseniz dünyanın sonu değil. İlla o bölüme girmek istiyorsanız biraz daha çalışır gelecek sene girersiniz. İki, illa o bölüm değil ama kafanızda mutlaka yakın bir iki bölüm olsun. hı. hı. Çünkü sadece Türkiye'de değil, dünyanın genelinde eğer siz hangi bölüme girerseniz girin, çok iyi bir şekilde kendiniz yetiştirir, hakikaten donanımlı bir şekilde bitirirseniz, siz iş aramasınız, iş sizi arar. Bu kaide. Niye gazetelerde biz koca koca reklamlar görüyoruz, ilanlar durmadan, eleman arama, eleman arama? Hı hı. Eğer insanlar kendi kendisini yetiştirirse, bunu daha önce de sizinle konuştuk, yani sadece kendi bölümü değil... Efendim bir yan dal yapabilirse, çift anadal yapabilirse. Diyelim Fatih Üniversitesi'nde imkanlar var. Sadece İngilizce değil, bir İspanyolca, bir Rusça, bir Çince, bir Arap. Bunlardan birisini de öğrenebilirse. Hı hı. Daha sonra kulüplerde hakikaten sosyal olabilirse, kabiliyetlerini o şekilde geliştirebilirse bu insanları herkes arar. Ve çok rahat iş bulurlar hangi bölümde olurlarsa olsun. Dolayısıyla şu anda öyle bir strese girmelerine gerek yok. Tabii ki e, üniversite giriş sınavlarında sorulan Sorular, bunların çözümleri, bunları çalışmak gerekiyor. Evet. Bu çünkü ayrı bir sistem. En iyi sistem belki değil ama şu ana kadar benim de inandığım en güzel sistemlerden, Hı -hı. en hakkaniyet sistemlerden birisi. Hı -hı. Çünkü bu kadar öğrenciyi nasıl yetiştireceksiniz? Herkes üniversiteyi alıyoruz diyebilirsiniz, İsviçre'de olduğu gibi. Onlar ne yapıyorlar? Birinci veya ikinci sınıfta bu sefer ayrılıyorlar. Hı -hı. Devam edemiyor. Belli puanlardan dolayı ama biz de, de böyle bir sistem geliştirilmiş. Bu en hakkaniyetli sistemlerden birisi. Peki şuna nasıl bakıyorsunuz? Yani her üniversite kendi sınavını yapsa hocam bu nasıl bir sistem? O da olabilir, o da bir şeydir ama bu sefer öğrenciler, ben buna gireceğim ötekine gireceğim biz bunu daha önce yaşadık çünkü evet. benim zamanımda biraz öyleydi benden önceki zaman dilimlerinde hepten öyleydi İnsanlar bu sefer durmadan oraya buraya gidip duruyorlardı hı. yani bu daha mantıklı bir sistem evet. en iyisi değil belki daha güzeli gelecekte bulunabilir ama en makul ve uygun olanlardan birisi dolayısıyla ona hazırlanmalılar daha sonra kazanamazlarsa dediğim gibi ille de efendim bitti gitti öldük demeye falan da gerek yok yani. Hı hı. Ha. Üniversiteye girdikleri bölümde de ciddi bir şekilde çalışırlarsa e, orayı bitirdikten sonra yetişmiş olarak, donanımlı olarak onların pratiğini yaparak da bitirlerse o zaman herkes bu insanları arar. Dolayısıyla yani ille şu bölüm daha iyi, ille bu bölümü bitirirsem ben iş bulabilirim düşüncesi yanlış bir düşünce. Peki siz şuna nasıl bakıyorsunuz? Ee, gerçekten e, aynı zamanda muhtemelen bir işverensiniz de. Değil mi? Evet. E, mezun olan öğrencilerin Diplomaları mı işe giriyor, öğrenciler mi işe giriyor? Tabii ikisi de beraber, tek değil yani. Hı. Diplomanın da bir özelliği var, hı. tabii ki bölümün de bir özelliği var ama hı. tabii ki öğrencinin de kendini yetiştirmesi, sosyal olması, yurt dışında, özellikle Amerika'da sivil toplum kuruluşlarında mutlaka çalışması, herhangi bir yere yardım için gitmesi, bunlar çok önemli. Üniversite alırken de bunlara dikkat ediyorlar. Hı hı. Yani herhangi bir yer bu şekilde sivil toplum örgütünde çalışmışsa buna çok büyük bir puan veriyorlar. Onun dışında kulüplerde çalıştıysa buna ayrı bir puan veriyorlar. Bir araştırması varsa, çalışması varsa o zaman öncelikle alıyorlar bu gibi öğrencileri üniversitelere. E bizim açımızdan da aynı şeyler geçerli. Üniversite bitirirken, bitirdikten sonra da özgeçmişinde eğer bunlar olursa öğrencilerin, yani o bitirenlerin, o zaman daha rahat istihdam edilebilirler bunlar. Peki Türkiye'de gördüğünüz eğitimde gördüğünüz eksik bir yan var mı? Eksik yanlar sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde var tabii yani. Eksikleri hiçbir zaman bitmez. Canlı organizmalarda problemler her zaman vardır. Yani canlı organizma bir yerde varsa mutlaka problemler vardır. Bunun adı problem değil, başka şeyler olabilir ama. Ama ayrı bir şey daha var Japonların dediği gibi. Öyle derlermiş Japonlar, keşke bir problem olsa da çözsek derlermiş bu da biraz ona benziyor yani problem bu eksik, varsa çözüm de vardır. çözüm de vardır. aslında değil mi? Aa bu problemler varsa bunların çözümü de vardır yani üniversitede yeter kadar eğitim alı daha sonra alabilir bunlar gece kurslarıyla alabilir tamamlama sertifika programlarıyla alabilir hı hı. Bizim işte Fatih Üniversitesi sürekli eğitim merkezi olduğu gibi sürekli eğitim merkezlerinden alabilir daha güzel kurslardan kendilerini geliştirebilir yeter ki insan bu problemini kendisi çözmeye çalışsın. Kendi eksikliklerini görebilsin. Ona göre yetiştirirse öyle tahmin ediyorum hiçbir yerde İslam imkanı problemi olmaz. Her zaman imkanlar olabilir. Evet sizinle sohbet etmek çok keyifli. Nasıl evet. geçti süre anlamadım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum bize bu imkanı verdiğiniz Sağ için. Olacağım. İyi yayınlar diliyorum. Evet sevgili seyirciler bugünlükte bizden bu kadar diyoruz. Haftaya aynı saatte görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.